Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Güzel bir günden, güzel bir sabahtan, daha da güzel, daha da sağlıklı, daha da mutlu, daha da enerjik, daha da para dolu bir gün olması dilediğimiz çok güzel bir sabahtan günaydın. Hoş geldiniz. Hayatın Tadında Olay Televizyonu'ndasınız. Haftanın son iş günündeyiz. Hafta sonuna kucak açtık. Çok güzel, inanç anlamında da çok önemli bir gündeyiz. Tüm dualarımızın inancımız gereği kabul olacağını düşündüğümüz her zaman kabul olur ama cuma günlerinin ayrı bir tadı vardır. Çok özel bugün de, çok özel bu sabahta bizimle olmanızı rica ediyoruz. Güzel bir sabah olsun, güzel sohbetler olsun, haberlerimiz güzel olsun inşallah. Arada tabii ki sinirimizi bozan şeyler olur ama tadımız hiç kaçmasın. Çok güzel bir sabahta, çok güzel bir lezzetle, sporumuzla, sohbetlerimizle günümüze dahil olalım. Sabahımız güzel olunca ardı da güzel gelsin. Değil mi Martiniçka kardeşliği? Kesinlikle Martiniçka kardeşliği. Herkesin de dikkatini çekiyor dünden çok beri. Çok da güzel. Ne güzelmiş. Demek ki herkesin dikkatini çeken bir şey. Evet. Göstereyim mi? Tamam. Dün sabah Bülent'e gösterirken yaklaşık kolum şu şekilde tutulup kalıyordu. Bakın şimdi şu detay çok güzel. Kırmızı, beyaz, çizgili. Şurada bir nazar boncuğu var böyle küçücük. Bir sürü farklı boncuk türleri var bunları. Çok güzel. Ben dün kızlara buldum aldım. Aldın mı? Aldım. Farklı boncuktan mı aldın? Kırmızı boncuklu. Onlar ona gelenler de öyleymiş. Sabahtan beri diyor 20 paket getirtmiştim diyor Saniye abla. Akım. Evet. 3 paket kalmış. Zaten 1,5 paketi ben aldım. Onarlı şekilde. Yine getirttireceğim diyor ama bizde Bulgaristan'da çok olur falan diye anlatıyor. Niye bu kadar çok gittiğini de şey yapmıyor. Artık Bulgaristan'a mal etmeyeceğiz efendim. Artık gelenekselleşmiş bir şey. Tüm insanlığa mal ediyoruz. Vay. Umut vaat edici bir şey. Sabiş'e de bir kez daha teşekkür edelim. Bize de Sabiş getirdi. Çok keyifli. Hep diyoruz ya böyle seremonileri sevin, seremoni içerikli olaylara sıcak bakın. Hayatınıza renk katacaktır. Bunu dilek dileyerek, gökyüzüne bakarak, dağlara bakarak, ağaçlara bakarak güzel dileklerle takın. Leyla'yı ilk gördüğünüzde de bu arada çiçekli bir ağaç bulmamız gerekiyormuş. Tabii meyve ya da çiçekli ağaç. Evet. Evet. Yani uyanmış bir ağaç olacak. Ben onu bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. Dedim ya sana. Meyve veren bir ağaç ya da çiçekli evet. bir ağaç bulacağız. Verimle bereketle alakalı olarak onun için. Leyla'yı göremesek bile görmek üzere kendimizi kodladık. En olmadı hayvanat bahçesine gideceğiz. Gidip orada zaten çok güzel ağaçlar da var. Bütün projelerimizi flamingoları görüp bağlarız. Pembe pembe. Pembe. Tatlım çok güzel, çok sağlıklı bir yemek evet. yapacak gibi evet. görünüyorsun. Evet. Bu güzel lezzete geçmeden önce evet. ben hemen sergiden bir kez daha bahsedeyim. Bu haftanın başlangıcında 50 tane kadın sanatçının birleşerek Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği yararına açtıkları bir sergi var BAOK'ta. Oraya kadın sanatçılar 50 ile yola çıkmışlardı, 60'ı bulmuşlardı. Eserlerini bağışladılar. O bağışlanan eserler gidilip gezilebiliyor, satın alınabiliyor. Alınan her eserin geliri ihtiyacı olan kadınlara aktarılıyor sevgili izleyenler. Evet şu anda sevgili Mustafa yönetmenim de o görselleri, o eserleri yavaş yavaş size gösteriyor. Gideceksiniz BAOK'taki sergi salonunda bu güzel sergiyi gezeceksiniz. O güzel eserlerden edinebileceksiniz. Her biri gerçekten çok güzel. Çok güzel çalışmalar, çok başarılı çalışmalar. Keyif de alacaksınız gezerken. Ve çok da güzel bir şeye vesile olmuş olacaksınız. Eğer alıp evinizin salonuna asarsanız, iş yerinizdeki çalışma alanınızda değerlendirebilirsiniz. Ya da bir sevdiğinize hediye ederseniz diye düşünerek aldığınız herhangi bir eserin geliri Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'ndeki ihtiyacı olan kadınlara aktarılacak. Sebep de çok güzel. Belki vesile olursunuz. Haftanın son sabahında bunu da aktaralım istedik. Zeynocuğum önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Kadınlar evet. Günü geliyor ya. Bu haftadan başladık. Evet. Ciddi bir pompalama var. Önemli bir dönem ama. Organizasyonlar çılgın, doluluk had safhada, her yerde bir etkinlik, her yerde bir sanat faaliyeti, her yerde bir sergi, seminer, konferans, panel. İnanılmaz yoğun ve çok ciddi farkındalıklar yaşanıyor. Hemen hemen tüm kurumlar, tüm kuruluşlar hassasiyet gösterip etkinlik oluşturuyorlar. Bu yüzden haftaya değil aslında bunu 15 güne bilemediniz belki de bir aya yayabiliriz.
Zaten kadın söz konusuysa vazgeçilir bir nokta değil. Daha fazla güçlenmek için. Bu farkındalık için. Olması güzel. Son Kesinlikle. Yıllarda Bursa'da var. Benim üniversite zamanımda Ankara'da böyle geçerdi. Üniversitelerin hepsi ayrı paneller, o haftayı ayırırlar, konserler, tiyatrolar ona göre ayrılır. Kurumlar dediğin gibi meslek birlikleri çok fazla yaparlardı. O çok hoşuma gidiyor. Yani o aktivasyon çok hoşuma gidiyor benim burada. Ankara'da bilinçlenilmiş ve başlangıcının orada olmuş olması bence siyasi merkez, akademik merkez olmasıyla ilgili İstanbul, Bursa gibi daha batıda, daha Marmara taraflarında dediğin gibi son 5 yılın bilemediniz 7-8 yılın çok ciddi farkındalık yaşandığı bir nokta. Özel sektör mevzusu çok önemli. Üniversitelerde burada illaki oldu ama dediğin gibi orada kamunun olması çok fazla. Akademik anlamda işte ODTÜ'nün olması... Ankara Üniversitesi keza benim okulum siyasal hukuk bunlar da çok önde olduğu için kurumlardan da çok fazla yani işte meslek odaları diyoruz elektrik mühendisler odasının merkezi orada vesairesi orada ondan dolayı da ama burada da çok güzel bir farkındalık yeni var. Yeni yeni. Çok güzel ama. Ama çok ilginçtir ki sadece Bursa'ya ait bir gelişim değil, değil bu. Değil. Ankara'daki o çok yıllar öncesine dayalı farkındalık İstanbul'da dahi Bursa ile eş zamanlı bu kadar ayyuka çıkmış durumda. Bursa bir çok ileride bir şehir. Çok ileride bir şehir. Metropol olmasına rağmen, çok fazla üniversite olmasına rağmen Ankara ile bürokrasiyi bağdaştırabiliriz. Oradaki farkındalık oradan geliyor. İnsanlar daha dünya ile irtibatta ve daha fazla bu tip olayların içerisinde olduğu için. Ama bu bir başarı. Çok. Daha da güzel olsun inşallah. İnşallah. Hiç ihtiyaç duymayacağımız zamanlar olsun diyesim var ama keşke. Onun için herhalde yüzyıllar falan geçmesi gerekiyor. Ya sadece bizim bakın bunu her seferinde söylüyorum. Sadece bizimle alakalı değil bu. Tüm dünyaya ait bir problem. Kadınla erkeğin arasındaki farklılık yaratılmış oluşumun getirdiği bir sonuç. Kadın her zaman mücadele etmek zorunda. Kadın her zaman kendini ispatlamak zorunda. Kadın her zaman ben şiddete maruz kalmak istemiyorum. İstemediğim bir şeyi yapmak istemiyorum diye çığlık atmak zorunda. Evet. Bu bizim ülkemizde de böyle, dünyada da böyle. Lütfen sadece bize mal etmeyelim. Sadece bu farkındalığı yaşayalım. Evet. Zeyno ile sabah konuşuyorduk. Aslında lezzete geçmeden önce ondan da bahsedelim. Önce geçelim ondan sonra bahsedelim. Şimdi öyle mi? O zaman hemen lezzete geçelim. Evet. Brokolimiz var. Buyurun Zeyno'cum sayalım. Brokolimiz var, dana kuşbaşımız var, kırmızı soğanımız var, renkli biberlerimiz var, 2-3 kaşık kadar unumuz var, yumurtamız ve yağımız var. Brokoliyi haşlayacaksın, ezip bir sos oluşturacaksın bence. Evet. Ondan ya kelepçeli kalıba bir alt taban gibi bir şey yapıp üstüne etleri yapabilirsin. Ya da etleri kavurduktan sonra üzerine unlu oluşturulmuş tereyağlı yumurtalı brokoli sosu gezdirebilirsin. Çok güzel. Öyle bir sos gibi hamur hazırlayacağız. Cıvık bir hamur hazırlayacağız suyla birlikte. Çok minik minik pankekler gibi hazırlanacak brokoliyle. Aralarına da sotelenmiş dana eti, dana kuşbaşımız olacak. Bunu daha sonra büyük krep şeklinde de yapacağız. Ama onu vejetaryen gün ayırıyoruz. Bugün böyle brokoli kulesi hazırlıyoruz. Çok güzel. Evet. Zeyno'cum brokolinin böyle kökünü de kullanıyor musun? Normalde yemekte haşlayıp salatasını yaptığımda kullanıyorum. Bunu da kullanmayacağım. Bunun için kökünü hani çorba vesaire için ayırabiliriz. Çünkü çok miktarda çıkacak bir yemek. Çok bereketli. Bir de kökü de girerse iyice çoğalacak. Yani bize malzeme fazla geldiği için ama kalabalık bir aile için muhakkak kullanılabilir. Kullanılabilir değil mi tatlım? Tabii ki ben önden bir haşlayacağım, ezeceğim. Onun için dedim biraz işim uzun dediğim. Haydi şimdi bakalım. Şimdi sohbet edeceğim seninle. Harikasın. Sen bir taraftan muhteşem lezzeti gerçekleştirirken biraz sabahki sohbetten bahsedelim. Evet. Akıllı telefonlarla ilgili öyle bir haber izledim ki dün değil ondan önceki gün izledim. Dün aktarma fırsatım da olmadı çünkü çok yoğunduk. Konuklarımıza çok fazla zaman ayırmak istedim. Çok güzel bir sohbet oldu dün sabah. Şehir kütüphaneleri sorumlusuyla LÖSEV buradaydı. Kütüphane konusunda hemen onu da söyleyeyim. Çok enteresan bir telefon aldım dün. Şimdi aklıma geldi. Şehri küstü müftüsü aradı beni dün. Telefonuma bir şekilde kanaldaki tanıdıkları aracılığıyla kimleri tanıdığını tek tek açıklayarak telefonuma ulaştığını Lütfü Beyefendi açıkladılar. Ve ardından dediler ki Allah Allah dedim müftü beni niye arar? Ulu Cami ile ilgili yıllar öncesi bir yaşadığım üzücü bir olay var. Acaba onu yeni mi sosyal medyada gördü gündeme mi geldi diye düşünürken
Şeyda Hanım dedi, bugün dedi programınızda dedi kütüphanecilikle ilgili bir hanımefendiyi konuk ettiniz dedi. Ne kadar dolu kütüphanelerle ilgili, şehrin kütüphaneleriyle ilgili ne kadar güzel bilgiler verdi. Hiç doyamadık. Lütfen bir program daha yapın dedi. Sana dün bunu söylemedim. Çok yayından ilginç. Yayından sonra da biz bunu konuşmadık konuştuk, mı? Konuştuk. Harikaydı. Aynı cümlelerle. İnanılmaz etkilendim. Çok bayıldım ben de. Biz dedi müftülük ekibi olarak dedi, evet dedi mesaideyiz ama sizin programınız her zaman bizim mesai yaptığımız noktada açık. Programlarınızı bilinçlendirme konusundaki çalışmalarınızı keyifle izliyoruz. Lütfen dün sabahki programdaki anlatımlar yetmedi. Daha fazla ulaşın, kütüphanelere daha fazla anlatın, şehirdeki insanları daha fazla bilinçlendirin dedi. İnanılmaz çok hoşuma güzel, gitti. Çok güzel. Çok güzeldi. Böyle küçücük de olsa yaptığınız işle ilgili geri dönüşler alınca çok keyif alıyorsunuz. Tek amacımız bu. Demek ki bir yerlere, birilerine ulaşmışız. İnsanlarda farkındalık oluşturmuşuz. Yapmaya çalıştığımız tek şey bu. Bundan da çok mutluyuz. Yani çok güzel olmuş. Çok güzel, güzel olmuş. Bir gelişme. Kesinlikle çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Şimdi farkındalık demişken dün değil ondan önceki gün aslında sohbeti oradan başlamıştım. Söylemekte de çok sakınca bulmuyorum aslında. Bizim kardeş kuruluşumuz gibi bir şeydir NTV. Bunu herkes biliyor. Reklam olarak algılanmaz. Ya da hani nasıl söylersin denilecek bir durum yok. Çok da kanal olarak da yaptığı her şeyi beğeniyle izliyoruz. Onu da antiparantez belirteyim. Orada bir haber programı var. Akşamüstleri izlediğim benim. Kaçırmamaya çalıştım. Hani dışarıdaysam internet üzerinden izlemeye çalışıyorum. Ya da bir mekan içerisindeysem mutlaka açtırıyorum. Ya bir 20-25 dakikalık programı izleyebilir miyim diyorum. Dünyadaki gelişmeler, oluşumlar yine farkındalık yaratılması gereken noktalara değiniliyor. Akıllı telefonlarla ilgili bir haber izledim ki içim acıdı. Şöyle telefonu alıp atasım geldi. Evet. Ama diğer tarafta yine maddiyat ağır bastı. Şeyde akıllı ol. Bir daha alamayabilirsin, çok pahalı evet dedim. Çocukların, 4 yaşındaki çocukların Afrika'da bu kullandığımız akıllı telefonların yapımı için ne şartlarda çalıştırıldığının haberi yapılmış. İnanın içiniz acır. İzleyenler varsa zaten farkındadır ama ben izlemeyenler için açıklamak, anlatmak istiyorum. Bir topraklı zemin içerisinde bu akıllı telefonların içerisinde kullanılan maden için çocuklar kullanılıyor. Elleri küçük ya. Herhangi bir şekilde eldiven de giydirmiyorlar. Zehirli bir madde aynı zamanda. Evet, bu yapımda kullanılan bir maden ama insan tenine değdiğinde zehir oluşturabiliyor. Çocuklar eldiven bile kullandırtılmadan toprağın içerisinden tırnaklarıyla o madenleri çıkartıyorlar. Küçük çocuk 4 yaşında, hepsi de böyle zenci, nasıl da tatlı gözleri var. O kadar tatlılar ki boncuk boncuk bakıyorlar. O elleri gözlerine sürdüğü için hepsinin gözleri de hasta. Kıpkırmızı kan çanağı. Dedim ki insan bu işte farkında olmadan ne büyük acılara sebep oluyoruz. Ne kadar çok evet insanın günahına giriyoruz. Evet. Ya biz belki milyonuncu eliz. Bunu yapan insanlar, bunu ürettiren, bunun karşılığında çok büyük refahlar kazanan sistemler, farklı mekanizma gibi düşünülebilir ama 10 bininci katman da olsak biz buna sebep oluyoruz diye düşündüm ve inanın şuram acıdı. Elmasla ilgili, pırlanta ile ilgili zaten kara elmas biliyorsunuz o konuda çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Artık o acı görüntüler yok diye lanse ediliyor. Tabii gerçekleri yine de bilmiyoruz. Yok, çok ciddi anlamda çok ciddi büyük önlemler alındığı söyleniyor. Büyük firmaların hepsi artık bunlar temiz evet elmaslar, kanlı elmaslar diye değil diye sertifikaları var ve denetimleri var varmış. İnşallah ama yine bununla de üstüne inşallah. Tabii ki yine merdiven de kafamda altı gibi soru işareti Zeyno. Tabii canım, hani bizde de hani gıda terörü diyorsun vesaire diyorsun. Nasıl gözden kaçan varsa pırlanta sektöründen mutlaka bahsediyoruz. Vardır. İllaki var kaçakçılık ama büyük üreticilerin vazgeçiyor olması bile çok önemli. Çok büyük gelişme. Yani piyasayı yönlendirme olmaları anlamında çok önemli. Çok güzel belgeselmiş. Ben onu izlemedim. İzleyeceğim o haberi. Hı hı. Ama haber belki bundan dolayı bu tarafa da yönelecek bir şey olacaktır. Bence olacaktır. İnanıyorum yani. Tıpkı Kara Elmas'la ilgili çekilen Leonardo DiCaprio'nun filmi biliyorsunuz. Aday bile gösterilmişti. Çok muhteşem filmler çekildi. Çok farkındalıklar yaratılmaya çalışıldı. Biraz bilinçli, biraz sorumlu insanlar onun peşinde gidip bu da varmış, dünyada bu da oluyormuş, ne acılar çekiliyormuş diye incelemiş, araştırmış insanlar bilirler. Kara Elmas'la ilgili bir gelişme kaydedildi. Dünya çapında gelişme kaydedildi. İnsanlar en azından acı çekmiyor, ölmüyor diye düşünüyoruz. En azından bize öyle lanse ediliyor ama
Eminim bu haberin ardından, sadece Türkiye'de yayınlanan bir haber değil zaten, yabancı kaynaklı bir haber olduğu için tüm dünya bunu farkında. Bu haberin ardından daha farkında, daha önlemlere alınmış. Sadece çocuklar değil, evet, küçücük çocukların çalıştırılması daha tüyleri ürpertici. 4 yaşındaki çocuk, evet, diyorsun ya, dehşete düşüyorsun, ama sadece çocuk değil, yetişkin insanlar da köle gibi çalıştırılıyor ve karşılığında da sadece işte çorba alıyorlar, bir ekmek alıyorlar. Gerçekten ciddi söylüyorum, film gibi. Ay, filmde izliyorsunuz, ne kadar içerikli bir filmdi, çok duygulandım diyorsunuz ya, gerçek hayat. Gerçek hayat hikayesi bu. Film gibi bir hayat ve ne yazık ki biz de bunların sebeplerinden biriyiz diye düşündüm. Zaten güneş tutulmasından sonra retro mudur nedir hayatımızdaki, evet, moral bozucu 1 milyon tane şey var. Bir de bu haberleri okuyunca, aynen, iyice moralim dip oldu. Sonra dedim ki mutlaka bunu dünyada, Zeyno'nun dediği gibi dünyada izlemiştir. Mutlaka önlem alınacaktır. En azından bir umut, bardağı dolu tarafından baktık. Ya mesela insanlar şunun artık daha çabasındalarmış okuduğum kadarıyla. Pardon, bir tane yine çalışma var, izlemişsindir. Hı. Bu kakaoyu toplayan köylüler, evet, çikolatanın neye benzediğini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Veriyorlar. Aa, diyor, topladığımız böyle bir şey mi? Ve bunu 30 yıldır yapan bir insan var mesela. Ve çok ucuz iş. Tabii gücüyle. Ki canım, yani günlük 1 dolar gibi, işte 2 dolar gibi paralarla çalışıyorlar. Çikolatayı görünce, aa, böyle şaşırıyor, bir şey mi? Böyle mi oluyor benim topladıklarım falan diye düşünüyor. Onun için nefret sebebi aslında. Tabii ki, yani hayatı oradan gidiyor. Evet. Ama şimdi onlar için çalışmalar yapılıyormuş. Yani belki böyle böyle üzerine, evet, düşen bir yüce gönülle yol açılabilir. Yol açılabilir. Belki yoluna girebilir işler. İnsanlar, evet, daha bilinçli, daha, evet, farkında yaşamlarına devam edebilirler. Ama yine de biz hepimiz el birliğiyle yaşanıyor olan bu olaylara gözümüz kapalı olmadan yaklaşmış oluyorsak eğer, yine de üzerimize düşen görevlerden belki de bir nebzesini gerçekleştirmiş olursa, kendi kendimi böyle iyi hissetmek için söylediğim şeyler değil bunlar. Ne kadar çok duyulursa, ne kadar çok insanlar aynı şeyi hissederse çözüm de o kadar hızlı gelir diye düşünüyorum. Yine bizim gazetede enteresan bir haberle karşılaştım bu sabah. Barcelona'da yaşayan bir tasarımcının ürettiği bir ev. Evini cebinde taşıyor. Çok enteresan, çok güzel. Polyesterden ürettiği evi cebine sığdırıyor. Şimdi gösterirsen bir olumsuzluk olabilir mi yönetmenim? Gösterme şansımız var mı Mustafa? Hiç denemedik ama bir deneyelim isterseniz. Şöyle, cebine sığdırılan bir bez parçası gibi parlak bir madde var. Şurada, bir de göstersem şahane olacak. Şurada cebine koymuş, gördünüz mü? O cebine koydu polyester, sonra dönüp böyle kocaman, çok teşekkür ediyorum verdiğim zahmet için, özür diliyorum canım ekibim. Evini cebinde taşıyor kısmında, cebine soktu o küçük polyester madde, böyle mendil gibi bir şey düşünün, parlak. Sonra çıkartıyor onu, kocaman bir ev halini alıyor. Çadır gibi, balon gibi düşünün, evin içinde yaşayabiliyor. Tasarımdaki yaratıcılık sahiden sınır tanımıyor diye başlamış bizim gazetemizdeki haber. Martin Auzaymış tasarlayan kişi, tasarımcı, yaratıcı. Güneş enerjisi kullanılarak kolayca şişirilebiliyormuş. En önemli özelliği buymuş. Bizdeki gibi böyle deniz yatakları vardır ya çocukluğumuzdan beri, ya çok da güzel, deniz simidi derler böyle yuvarlak. Onları ağzımıza şişirmeye çalışırız. Gözlerimiz portlar, suratlar mosmor olur. Ne o? Deniz yatağı şişireceğiz. Asla öyle şeylere ihtiyaç yokmuş. Bu evi şişirmek için onlara, hatta ki nefes gücünüze hiç ihtiyaç yok. Güneş enerjisiyle şişiyor. Afet durumlarında da kullanılabileceği haberi de çok önemli. En alta düşülmüş not. Bence en değerli kısmı bu. En azından insanlar çok zor durumda kaldıklarında o kadar ufak kompakt şeylerle yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Kısa bir süre için olsa bile. İnşallah yaygınlaşır. İnşallah herkes faydalanacak duruma gelebilir. Böylece çadır kısmından bir tık yukarıya atlamış oluruz. Aa, bu haber güzel. Bu haberi neden veriyorum? Hemen ardından bizimle ilgili bir haber var çünkü. Erciyes'te snowboard heyecanı başlıyor diye bir haberle karşılaştım. Kayak merkezinde snowboard şampiyonası varmış. Ama ben Erciyes'teki haberi vermektense bizdeki, bize özel çok güzel bir etkinlik var. Hemen onun haberini vermek istiyorum. Tabii ki Erciyes'te çok güzel. Bizi oralardan izleyenler gitsinler, bu snowboard şampiyonasını izlesinler, ama
Bizim şehrimizde ya da bizim şehrimize yakın yerlerde yaşayanlar bu hafta sonu Uludağ'a gelebilirler. Çünkü bu hafta sonu ben de yeni duydum. Çok sevdiğim üniversiteden bir arkadaşım oradaki teleferik oluşumunun da içerisinde olduğu için aktardı bana. Hafta sonu da birlikteydik. Mete dedi ki Şeyda dedi hafta sonunda çok güzel bir etkinlik var. Sen televizyoncusun çeker misin çekmez misin bilmem ama dedi sana söyleyeyim dedi. Snow voley. Yani kar voleybolu oynanacakmış bu hafta sonu. Çok Uludağ'da. Güzel. Muhteşem bir organizasyon Zeynocuğum. Çok güzel. Seni de ilgilendiriyor. Bizim gitmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle Hasan'la birlikte. Harika bir organizasyon. Ekipler yurt dışından bile ekipler geliyor. Bir turnuva, 3 günlük bir turnuva. Cuma, cumartesi ve pazar günü gidip orada bu turnuvayı izleyebilirsiniz. Ben beach voleyi biliyorum. Hatta radyoculuk zamanlarımda beach voley organizasyonları yapardık biz Bursa'da. Kültür Park'ın içerisinde bir beach voley sahası oluşturmuştuk. Ne organizasyonlardı? O zamanlar çok meşhur olan, yaşım ortaya çıkacak ama çıksın varsın. Tuğçe Sanlar'dan tutun da efendim Tayfunlar'a kadar gelip kendi istekleriyle konserlerini verdikleri çok büyük organizasyonlardı. Çok güzel organizasyonlardı. Beach voley'in dışında şimdi de snow voley organizasyonu varmış. Ben ilk defa duydum karda voleybol turnuvasını. Çok da hoşuma gitti. Benim ilk defa duyduğum gibi ilk defa duyan pek çok insan olacaktır. İlgi duyan olursa bu hafta sonunu bu güzel etkinliği izleyerek geçirebilir diye düşünüyorum. Duyurmak istedim. Keşke fırsatım olsa ben de çıkıp izleyebilsem ama bilemiyorum tabii. Saatimiz hızla ilerliyor. Yarışmamıza çünkü spordan sonra yarışmamıza çok az bir zaman kalacak. O yüzden artık spora geçme zamanıdır. Hemen sabahımızı hareketlendirelim, canlandıralım. Sonra da yarışmamızı yapıp sohbete geçeceğiz. Şimdi spor zamanı. Merhabalar, ismim Arzu Sezgin, pilates eğitmeniyim. Herkese iyi, güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Hep birlikte pilates yapacağız. Bugün size biraz pilatesten bahsetmek istiyorum. Pilates yaparken nelere dikkat ederiz? Pilates bizim için neyi ifade eder? Bunlardan biraz bahsedeyim. Pilates, nefesle birlikte yapılan bir egzersiz. Nefes alışverişiyle yapılan bir egzersiz. Ve bizler pilates yaparken kaslarımızı çalıştırırken aynı zamanda esnetmiş oluyoruz. Pilates yaparken birkaç önemli nokta var. Bunlardan birisi pilateste konsantrasyon, nefes, akıcılık ve merkezleme. Çok önemli bunlar. Şimdi size nefesi anlatmak istiyorum. Nefes alırken çok rahat olmanızı istiyorum. Pilateste bizler diyaframımızı kullanıyoruz. Diyaframımızı kullanırken nefes aldım, göğüs kafesimi ve omuzlarımı rahat hareket ettirerek. Yani nefes aldım. Göğüs kafesimi şişirmeden ve omuzlarımı yukarı kaldırmadan rahat bir pozisyonda diyaframımızın ellerimizi karnımızın üzerine koyarsak böyle dört parmak yana yatay olarak genişlediğini hissetmeliyim. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Nefes alırken kaburga kemiklerimizin yana açıldığını, nefes verirken de kaburga kemiklerimizin kapandığınızı hissetmeliyiz. İkinci önemli unsurlardan bir tanesi de kalça kemiğimiz. Bunu da size yan dönerek göstermek istiyorum. Kalça kemiğimizi öne geri yuvarlayarak natürel duruşumuzu bulmaya çalışıyoruz. Kalça kemiğimi geriye yuvarlıyorum, öne yuvarlıyorum, geriye yuvarlarken nefes alıyorum, öne yuvarlarken nefes veriyorum. Böylelikle karın kaslarımızı da aktive etmiş oluyoruz. Nefes aldım, nefes veriyorum. Şimdi natürel duruşumuzu bulmak için ne çok geride bırakıyorum, ne de çok öne intiyorum. Tam orta noktayı alıyorum. Karnımızı içerimizde tutuyoruz ve nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş boyundan başlayarak aşağı doğru gövdemi aşağı doğru indiriyorum. Burada kollarımı başımı serbest bırakıyorum. Arkadaki esnekliği iyice hissetmeye çalışıyorum. Nefes alıyorum ve nefes verirken omurlarımı tek tek bir inci tanesi gibi yavaş yavaş tekrar yukarıya diziyorum. Bunu bir kez daha yapıyoruz. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş omurlarımızı tek tek aşağıya doğru yuvarlıyorum. Kendimi serbest bıraktım. Burada yine tekrar derin bir nefes alıyorum ve nefes verirken yavaş yavaş kendimi yukarıya kaldırıyorum.
Böylelikle karın kaslarımızı aktive etmiş olduk nefes yoluyla. Şimdi yavaşça matımızın üzerine geçiyoruz ve burada başlangıç egzersizlerimize başlıyoruz. Pilates bize doğru duruş alışkanlığını kazandırıyor. Günlük hayatımızda bütün işleyişimiz öne doğru. O yüzden bizler omurgamızı öndeki pozisyondan dik pozisyona ve esnetme pozisyonuna geçiyoruz. Aynı zamanda boyun, omurga rahatsızlıklarına da çok iyi gelen bir egzersiz. Nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş kendimi serbest bırakıyorum. Ayaklarımızı biraz daha kendimize çekiyoruz. Şimdi burada da sırt üstü duruşta da natürel pozisyonumuzu bulmak için aynı ayakta olduğu gibi yukarı kaldırdığımda öne yuvarlamış oluyorum. Geriye yatırdığımda tamamen sırtımı geriye yuvarlamış oluyorum. İşte burada da tam orta noktayı buluyorum. Ne geride ne önde. Sanki belimizin altında küçük bir üzüm tanesi var ve onu ezmiyorum şeklinde. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık. Yine burada doğal duruşumuzu koruyarak karnımız içeride. Omuzlarımızı yavaşça yukarı kaldırıyorum. Nefes alarak, nefes vererek aşağı indiriyorum. İki tane daha yapıyoruz. Bunu nefes aldım. Ve nefes verirken aşağı indiriyorum. Ve son kez yukarı nefes aldım. Nefes verirken aşağı indiriyorum. Kollarımızı aşağı indirdik. Aynı şeyi yerde yapıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırdım. Nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma çektim. Ve nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken çekiyorum son kez. Ve nefes verirken uzaklaştırdım. Bu pozisyonumu koruyarak şimdi yavaşça hiç kalça kemiğimizi hareket ettirmeden sağ ayağımı nefes alırken kendime doğru çekiyorum. Ve nefes verirken tekrar yerine koyuyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken indiriyorum. Son iki nefes aldım. Ve nefes verirken indirdim. Son tekrar nefes alıyorum. Ve nefes verirken indiriyorum. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık tekrar. Çapraz pozisyonda indiriş ve kaldırış yapacağız. Bunu yaparken sizden istediğim kollarımın uçlarından, parmaklarımın uçlarından sanki birisi uzatıyor ama ben de buna direniyormuşum gibi nefes alıyorum. Nefes verirken ters yönde uzatıyorum tekrar. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken uzatıyorum. Son iki tekrar nefes alıyorum uzan. Ve nefes ver. Ters yöne. Son tekrar nefes aldım uzattım. Ve nefes ver. Şimdi kollarımızı yukarı aldık. Aynı hareketleri masa pozisyonu dediğimiz pozisyonda yapıyoruz şimdi. Burada karın kaslarımızı biraz daha aktifleştiriyoruz. Burada sizden istediğim karnımızı yine çok iyi içeride sıkı tutarken doğal duruşumuzu bozmadan bunu yaparken eğer zorlanıyorsanız belinizin altına bel boşluğunuzu desteklemek için ya da boynundan rahatsızlığı olanlar boynlarının altına havlu koyabilirler. Böylelikle daha rahat bir pozisyonda dayayarak yapmış oluyoruz. Herhangi bir sorun olmayanlar da rahatlıkla bu pozisyonu yapabilirler. Ayaklarım yere basıyormuş gibi dizlerim 90 derece. Aynı hareketi burada yapıyorum şimdi. Koruyarak nefes aldım uzatıyorum. Nefes verdim. İndiriyorum. Kürek kemiklerimin birbirinden uzaklaştığını burada hissediyorum. Ve yakınlaştırıyorum. Son iki tekrar uzattım al nefes. Ve ver nefes indir. Ve son tekrar uzat. Ver nefes, indir. Aynı çaprazı şimdi burada masa pozisyonunu koruyarak yapıyorum. Nefes alırken uzattım. Ve nefes verirken ters yöne. İki tane daha. Al nefes, uzan. Ver nefes, ters yöne. Ve son tekrar. Al nefes, uzan. Ve ver nefes, ters yöne. Şimdi kolları yukarı alıyorum. Pozisyonumu bozmadan bu yaptığımız hareketleri bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar rahatlıkla yapabilirler. Çünkü öne bir zorlanma yok. Şimdi deniz yıldızı dediğimiz bir hareket yapıyoruz. Nefes alıyorum.
Nefes verirken kollarımı kulak hizasında, bacaklarımı da çok yere indirmeden bu pozisyonda nefes veriyorum. Tekrar masa pozisyonuna geçiyorum. Ve nefes ver. 5 tane yapıyoruz bu hareketi. Nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Al nefes. Ve son 2 tekrar. Al nefes. Ve ver nefes. Ve son tekrar al nefes ve ver nefes. Nefesimi alıyorum, nefesimi verirken yavaşça ellerimi ve ayaklarımı yere koyuyorum. Birazcık rahatlamak için yavaşça sağ bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve esnetiyoruz. Burada bir nefes alıp veriyorum. Diğer tarafa nefes aldım ve nefes veriyorum. Ellerimizi başımızın arkasına koyuyoruz. Şimdi bu yaptığımız hareketi bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar yapmazlarsa daha iyi olur. Eğer belinde özellikle sorunu olanlar için. Çünkü öne bükülmeli hareketlerde bel fıtığı olanlar için sakıncalı olabilir. Bel fıtığı olmayanlar rahatlıkla yapabilirler. Eğer bel fıtığında sorun varsa hareketi sadece dizlerimi başlangıçta yaptığım hareket gibi kaldırarak yavaşça yerine koyarak yine yapabilirler. Nefes alıyorum. Nefes verirken omuzlardan hareketle kendimi yukarı kaldırıyorum. Yaparken çenemin altında bir tenis topu varmış da onu tutmaya çalışıyormuş hissiyle nefes aldım. Nefes verirken uzan. Nefes alıyorum. Ve nefes ver. Şimdi nefes alırken kollarımı öne uzattım. Dizlerimi bacaklarımın yanından tutuyorum. Burada 4 sayı bekliyorum. 4, 3, 2, 1. Nefes aldım. Kollarımı başımın arkasına dayadım, destekledim. Nefes verirken yavaşça iniyorum. 2 tane daha yapıyorum bunu. Nefes aldım. Ve nefes verirken yüksel. Nefes alırken öne. Şimdi bekliyorum. 4, 3, 2, 1, aldım nefes ve nefes verirken yavaşça iniyorum. Son kez nefes aldım, nefes ver. Nefes alarak uzan, burada verirken 4 sayı bekle. Son 2, 1, al nefes ve vererek yavaşça iniyoruz. Evet. Şimdi yavaşça bacaklarımızı uzattık. Karın kaslarımızı biraz rahatlatmak için kendimizi yavaşça esnetiyorum. Derin nefes al ve ver. Evet, şimdi yine Pilates'in en temel hareketlerinden birisi olan köprü hareketini yapacağız birlikte. Köprüde de size başta anlattığım doğal duruşumu pelvik tilt dediğimiz hareketle, yani sırtımı tamamen yere sabitleyerek yapıyorum. Ne yapıyorum? Yani kalçamı tamamen geriye yuvarladım. Karnım içeride, kollar gövdenin yanında, ayaklarım çok yere sağlam basıyor. Nefesimi alıyorum ve nefes verirken yavaşça kalçamı yerden yukarı kaldırıyorum. Bunu yaparken diz açım, kalça kemiğim ve göğüs kafesimin açıları dümdüz bir hat üzerinde olmalı. Kalçam ne aşağıda ne de çok yukarı itmeliyim. Evet, burada kalça hareketini hiç bozmuyorum. Kürek kemiklerim yerde. Nefes alıyorum. Nefes verirken boyundan başlayarak omurlarımı yine tek tek yavaş bir pozisyonda yere diziyorum. Hiç hareket yaparken acele etmiyoruz. Omuzlar kulaklardan uzak. Bütün parmaklarımın, ayak parmaklarımın yere bastığını hissediyorum. Nefes aldım, tilt. Nefes vererek yavaşça yukarı kaldırıyorum. Dizlerimin arasında 4 parmak bir boşluk açısını kullanıyorum. Dizlerimi yana açmamaya özen gösteriyorum. Karnım çok iyi içeride. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş tekrar indiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldık ve nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Şimdi kollarımı geri alıyorum. Kalçamın açısını hiç bozmadan. Evet, burada ayaklarımla direniyorum, ellerimle esnetiyorum ve omurlarımın arasındaki iyice esnetiyoruz. Nefes alırken kollarımı yukarı, nefes verirken kollarla birlikte de yavaşça gövdeyi aşağı indiriyorum.
Şimdi iki tane daha farklı türünü göstereceğim. Parmak ucunda köprüye kalkıyorum. Nefes aldım. Nefes vererek tilt yaptık ve yukarı kaldırdım kalçayı. Burada nefes alışverişinde verirken topuğa geçiyorum ayaklarımla. Topukta iniş yapıyorum nefes verirken. Şimdi topukta kalkıyorum, tilt yaptım yine. Yükseldik. Nefes verirken parmak ucuna geçiyorum. Tekrar nefes alıyorum ve nefes verirken yavaşça indiriyorum. Şimdi ayaklarımızı uzatıyoruz ve yavaşça sallayarak dinlendiriyoruz. Yukarı kalkıyoruz arkadaşlar. Öne yuvarlanma. Yine natürel duruşumu koruyarak karnım içeride, boyundan başlayarak yavaşça ayak ucuma doğru uzanacağım ve esneyeceğim. Nefes aldım. Nefes verirken yavaşça uzanıyorum. Gövdem yere paralel pozisyonda, kollar kulak hizasında, nefes veriyorum. Nefes aldım, doğruldum. Nefes verirken yavaşça kollarla birlikte gövdeyi aşağı indiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek öne doğru uzan, esnet. Burada bir nefes alışverişlik bekliyorum. Tekrar nefesimi alıyorum. Ve nefes vererek dik pozisyona geçiyorum. Evet. Şimdi de yan pozisyonda yapacağımız basen ve kalçayı çalıştıran çok basit ama çok etkili bir egzersizi size göstermek istiyorum. Başımla kolumun altına iyice uzandım. Burada rahat düz bir çizgide olduğunuzu hissedin. Ayaklarınızı 90 derecelik pozisyona alıyorum. Alt ayağım parmak ucunda, üst ayağım da topukla birleşik. Hareketi yaparken topuklarımı birbirinden ayırmayacağım. Ve burada kalçanın hareketi önemli. Kalçayı geriye götürmeden ve bel boşluğumu tamamen yere dayamadan karnım içeride hareketi yapıyorum. Öndeki elimi destek amacıyla öne alıyorum ki kalçamdan destek, ya da yapamazsanız elinizi belinize tutarsak başlangıç için sanırım daha iyi olacak. Burada nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken yukarı kaldırıyorum. Ve son 3 tekrar. Ver nefes, son 2, ver nefes, son tekrarda dizimi yukarıda bırakıyorum. Aldım nefesimi, verdim. Şimdi burada yine bu bölgelerimizi, karın bölgemi ve kalça bölgemi çok iyi koruyarak küçük sıkıştırmalar yapıyorum. Nefes vererek nefes aldım ve 10 kez ver nefes, ver. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça ayağımızı öne doğru uzatıyoruz. Şimdi burada da kalçamın açısında ayağımı öne doğru uzatıyorum. Parmak uçlarım kendime çekik. Yani biz buna flex diyoruz. Öne uzattığımız pozisyon point. Kendimize doğru çektiğimiz flex. Flex'te yavaşça aşağı indiriyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Nefes aldım aşağıya. Nefes verdim yukarı. Son iki tekrar nefes aldım ve nefes ver. Ve son tekrar nefes aldım, nefes vererek yukarı. Bu pozisyonumu koruyarak artık son biraz acıdığını hissediyoruz. Dayanıyoruz. Serbest nefesle 5, 4, 3, 2, 1 ve ters yöne 5, 4, 3, 2 ve 1. Ve yavaşça bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz aynı şekilde. Taraftan uzandım. Sol kolumu başımın altına yasladım. İsterseniz buraya bir havlu da koyarsanız daha rahat edebilirsiniz. Dizlerimi 90 dereceye aldım. Bel boşluğum aktif. Parmak ucu altta. Topuğumu birleştirdim. Ellerimi kalçama dayıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefes al. Ver. Al nefes. Ve ver. Son iki tekrar ve yukarı. Ve son bir yukarı. Burada bırakıyorum nefesimi, aldım ve sıkıştırma yapıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Öne uzattık. Haydi son 5 sayımız. Nefes alıyorum ve ver. Al nefes ve 2. Son 3 ve yukarı. Son 2 ve son 1 tekrar. Ve yavaşça alıyoruz. Evet, kalça egzersizlerimiz de bu kadar. Bugünkü çalışmamızı esnetmeyle sonlandıralım o zaman. Sağ ayağımızı içeri doğru bükerken sol ayağımızı yavaşça dışarı doğru büküyoruz. Nefesimi aldım. Nefes verirken, sol elimi uzatırken sağ elimi de başımın üzerine onu takip ediyor. Kalçamı yerden kaldırmamaya çalışıyorum ve yerdeki elimle hafif baskı yapıyorum. Diğer tarafa şimdi aynısı. Aldım nefesimi ve verirken diğer kol başımın üzerinden. Burada omuzumuzu rahat bırakıyoruz. Uzandım. Ve ayak değiştiriyoruz. Sol ayağımı içeri alıyorum. Sağ ayağım dışarıda. Nefesimi aldım. Ve nefes verirken, uzanırken omzum rahat. Diğer tarafa aldım nefes. Verirken uzan. Evet, şimdi yavaşça bağdaş kuruyoruz. Derin bir nefes aldık, verdik. Burada yavaşça kollarımızla omurgamızı, karnımızı içeride, kalçamı yerde tutmaya çalışırken nefes aldım, uzandım ve nefes vererek bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Hayatın tadı tam tadında devam ediyor. Sporumuzu yaptık. Bu sabah biraz daha sakin pilatesimizi yaptık. Böyle açıldık, enerji dolduk. Zeynom tüm hızıyla lezzetine devam ediyor. Dakikalar ilerliyor. Biliyorsunuz her sabah 45'te bir hediyemiz var. Reklamla birlikte aktarılan bir hediye. Çok önemli, çok değerli, çok ekonomik bir marketten 100 liralık alışveriş kartı kazanıyorsunuz. Bunun için de ben size bir soru soruyorum. Sorunun cevabı için bizi arıyorsunuz. Doğru cevaplayan ilk izleyicimiz kartın sahibi oluyor. Küçük bir sohbetten sonra. Sorumuzu şimdiden sorayım. 3 dakika sonra aramaya başlarsınız. Yine Bursa ile ilgili, şehrimizle ilgili atladığımızı fark ettiğim bir soru geldi aklıma. Dedim ki aslında farklı farklı sorulara da geçtik ama bu sabah yine Bursa'ya dönelim. Bursa'nın merkezinde Tophane'de atalarımıza ait iki tane çok önemli bir yapı var efendim. Osmanlı'nın kurucusu iki isme ait Tophane'de. Osmanlı'nın kurucusu iki isme ait bu yapının adlarını rica ettiğim için aktarımını istiyorum sizlerden. Bu iki isim nedir? Aslında böyle daha fazla tüyo veresim var ama çok alenen olacak. Tophane'de biliyorsunuz Ramazanlarda top atılan noktada saat kulesinin olduğu yerde hemen girişte sağlı sollu çok güzel tarihi, turistik, insanların akın akın geldiği, ziyaret ettiği, dualar okuduğu iki önemli ismin, Osmanlı'yı kuran iki önemli ismin bize aktarılması sonucu. Daha ne diyeceksin? Bakıyorum daha ne kadar anlatacaksın diye bakıyorum. O iki ismi bana verdiğinizde hediyenin sahibi olacaksınız. Neyse ama bir buçuk dakika daha var. O yüzden akşam haberlerde izlediğim bir olayla devam ediyorum. Sonra reklama geçeceğiz. Erik'ten söz edeceğim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ki Erik bebek sahibi olmuş olmak üzere olan kadınların aşermek diye bir terim vardır. İnsanlar bunu yaşarlar. Öyledir ya da değildir bilemem. İki bebek sahibiyim hiç yaşamadım desem yeridir ama bazı insanlar yaşıyorlar. Bazı meyvelere, sebzelere karşı hassasiyet geliştiriyorlar ve canları çok istiyor. Bunların içerisinde de en çok bilineni Erik'tir. Erik piyasaya çıkmış. Fiyatı dün akşam haberlerde söz konusuydu. Belirli çekimler yapılmış haber kanalında. Ana haber bülteninde bugünkü gazetede 300 lira olarak veriyor ama haberlerde ben kilosunu 750 lira olarak izledim. İstanbul'da bir manava gidiyorlar. Kilosu 750 liradan Malta'dan geliyormuş erik dışarıdan geldiği için. Burada 300 lira denilen Mersin Silifke'nin ilk erikleri demişler. Belki Mersin'de yetiştirildiği için burada 300 lira olarak aktarılmıştır ama... Manavda bildiğiniz manavda kilosu 750 lira olan erik var. 3 tanesini de almışlar. Böyle bir plastik kabın içerisinde pamuklara sarmışlar. 3 tanesi 30 lira. Gerçekten. Dubur noktası.
Şimdi düşünün ki hayat mücadelesi veren, ekonomi anlamında neredeyse çok komik paralarla evini geçindirmeye çalışan milyonlarca insanımız varken, demek ki gidip manavdan 3 tane eriye 30 lira veren insanımız da az değilmiş ki manavlara kadar inmiş diye düşünüyor insan. Bu kadar büyük bir dengesizlik insanın kafasında soru işaretleri oluşturuyor tabii. Neyse 44 olduk, hadi bakalım. Yarışma zamanı, reklam başlasın. Seyhanlar. 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 Giderken sağda, gelirken solda. Paylaşım yaptık artık. Bir sabah Zeyno söylüyor, bir sabah ben söylüyorum. Bir sabah Zeyno. Zorlamıyorum seni. Ay canım benim, yerim ben seni. Çok ekonomik bir markettir. 2017 yılına ayak bastığımızdan beri her sabah hayatın tadında, evet, 100 liralık alışveriş kartı kazanma şansınızı. Aa, 3. aya da girdik. Devam, evet, ediyoruz. Kimse bize durun, evet, demedi. Bak kimse şimdi, bizi durdurmuyor. Kimse bizi, biri bizi durdursun. Her ay size haber verilecek denilmişti. Şu anda farkındayım. Mart'ın 3'ü bugün. Kısmet. Kısmet bakalım. Gittiği kadar gider. 100 liralık alışveriş kartı kazanabilirsiniz Seyhanlardan. Çok avantajlı. Evet. Sorumu hatırlıyorsunuz değil mi? İki tane isim istiyorum sizden. Türbeleri var. İki isim. Tophane'deler. Osmanlı kurucusu. Baba oğul. Artık ben daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim ben size? Mutlaka gelmiştir telefon. İçeride Mustafa cebelleşiyordu şu anda şimdi. Kontrol doğru mu yanlış ediyordur mı? O mu bu mu? Geldi. Efendim İlhan Başkesen, günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İlhan Başkesen, ilk önce sorumun cevabını alayım. Evet, Osman Gazi, Orhan Gazi. Süper. Bravo. Çok mu açıklıyorum? Ya bu kadar da açık verilmez diyor musunuz? İlhan Hanım. Bazen diyorum. Ama bu sabah ihtiyacım vardı mı diyorsunuz? Hangi semtten arıyorsunuz? Orta Bağlar. Orta Bağlar'dan arıyorsunuz. Harika. Seyhanlar Market mutlaka var çevrenizde değil mi? Evet, var. Alışveriş yaptığınız bir merkez mi? Evet, yapıyorum. Harika. Şimdi de 100 liralık kartı alacaksınız. Gideceksiniz. Torbaları dolduracaksınız. 5 kuruş para vermeden çıkacaksınız. Ne keyifli değil mi? Evet, çok keyifli olur herhalde. O zaman size iyi keyifler diliyorum efendim. Keyfini çıkartın. Bizi de izlemeye devam edin. Çok öpüyorum sizi. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. İzlemeye devam edin. Zeynacığım, gerçekten de büyük keyif. Bir gün biz de yapsak. Hatta neden şöyle biz yapsak de yapmıyoruz? Hatta bak şöyle yapalım, tamam mı? Gidelim. Böyle kostümlerle, o günkü program kostümleri. Sen, evet. Ben böyle. Elimizde tıkır, böyle. Tıkır. Evet, gidelim. Alışverişimizi yapalım. Çıkarken yüzü. Aa. Seyhanlar, Seyhanlar Market. Seyhanlar Market. Seyhanlar derim ben orada. Siz sana. Siz hiç izlemediniz mi? Orada da yapalım mı lütfen? Seyhanlar. 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 Giderken sağda, dönerken solda. Efendim konuklarımın yanına geçiyorum. Sohbetimiz başlasın. Efendim sizinle de sohbet çok güzeldi. Teşekkür çok ederim. Öpüyorum. Geleceğiz teveccühünüz. Yine. Geleceğiz, sağ olun, yine. Sağ olun. Reklamlar bitti. Çok güzel, çok anlamlı, çok keyifli bir sabah. Çok değerli konuklarım var. Hemen konuklarımla sizleri tanıştırmak istiyorum. Daha sonra da sohbete geçmek istiyorum. Çünkü sohbet çok değerli, sohbet çok güzel. Bugün yine çok güzel şeyler öğreneceğiz. Konuklarımdan ilki aslında daha önce programımızda konuk olmuş ama doya doya sohbet edememiştik. Evet, İlay evet, Hanımcığım. Evet. Bir daha yapalım demiştik ama evet, bayağı zaman geçti. Evet. Bugüne kısmetmiş, çok şükür. Hemen kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben iç hastalıkları uzmanıyım. Son 3 senedir profesyonel koçluk ve eğitimlerle ilgileniyorum. Aynı zamanda anne baba ve kadına dair eğitimler yapmak en büyük hayallerimden biri. Ben 4 tane kadın kuruluşu üyesiyim. Çok güzel. Bu sene Enerbil Yıldırım Bayazıt'ın başkanıyım. 10 senedir üyesiydim. Aslında gönüllü olarak STK'da çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Başkanlık yapınca da çok daha başka bakış açıları edindim. Ve değişik kendinin istediği eğitim önemli benim de için. Kesinlikle. Değerli. Çok önemli. Evet, çünkü ben de bilmediğim çok şeyleri doktor olduğum halde öğrendim son senelerde. Öğrenmenin hiç sonu sınırı yok. Yok. Sınırı hala yok. Hala da öğreneceğimiz, evet, çok şey var. Ömür boyu öğrenci. Öğrenmemiz yani gerekiyor. Evet, özellikle kadın olarak, anne olarak öğrenmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Harikasınız. Çünkü erkeği de kadını da yetiştiren
Yine kadın. Evet, yine kadın, anne. En önemli varlıklardan biri. Tabii ki babaları da ihmal etmeyelim. Babalar da çok değerli. O yüzden bu sene bir etkinlik yaptık başkanlığım döneminde. Gülis Hanım'la beraber, evet, İstanbul'dan geldi sağ olsun. Hemen o zaman İlay Hanımcığım, Gülis Hanım'ı da tanıyalım mı? Evet. Tüm zarafetiyle, güzelliğiyle, birikimiyle, bilgisiyle İstanbullardan gelmişler. Hoş geldiniz Gülis Hanım'cığım. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben kadın sağlığı ve doğum hemşireliği doçentiyim. Hı hı. Bir vakıf üniversitesinin ebelik bölümünün bölüm başkanlığını yürütüyorum. Çok güzel. Aynı zamanda Türkiye'de uluslararası emzirme danışmanıyım. Uluslararası emzirme danışmanısınız. Ne kadar değerli. Ne kadar değerli. Evet, çok ihtiyaç var alanda. Kesinlikle. Hamile pilatesi eğitmeniyim. Kadınları doğal doğuma teşvik etmek ve biraz da hem fiziksel hem zihinsel açıdan onları doğuma hazırlamak için. Çok güzel. Alanlarınızı çok güzel tespit etmişsiniz. Kendinizi geliştirmişsiniz. Geliştirmeye de devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani bu kadın sağlığı aslında bir bütün. Kadının bütün yaşam evrelerinde biz varız. Özellikle kadın sağlığı hemşireleri ve ebeler olarak. Hani onlara hayatının bu en özel dönemlerinde hani küçük dokunuşlarla destek vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Harikasınız. Aslında yarın bir seminerimiz var. Doğrudur değil evet, mi? Evet, grup panel olarak şeklinde, Onun konusu da çok, içeriği de çok önemli. Evet. Konusunu da aktaralım isterseniz. Evet. Saatini de söyleyelim. Evet, Nilüfer Belediyesi ile ortak yaptığımız bir etkinlik. 14'te Uğur Mumcu'da, Magazin Outlet'te Uğur Mumcu. Yarın saat 14'te Uğur Mumcu'da, Kültür Merkezi. Kadın sağlığında hiç konuşulmayanlar, hiç cinsel mutluluk. Evet. Biliyorsunuz bu konu tabudur ve gerçekten partnerle bile konuşulmayan ve kulaktan dolma şeylerle öğrenilen bir konu. Bizim de tanışmamız o konuyla ilgili oldu. Evet. İstanbul'da CEDAT dediğimiz Cinsel Eğitim Tedavi Araştırmaları Derneği var. Bu psikiyatri profesörlerinin, Çapa'nın, Cerrahpaşa'nın ve Bakırköy'ün profesörlerinin, bu konuda çalışan profesörlerin kurduğu bir dernek ve onların yaptığı bir eğitim. Bu eğitimde karşılaştık biz. Çok güzel. Evet, Güliz'le. Ve o zamandan beri bu konuda bir panel düzenleyelim diye konuştuk. Evet, bu konuda insanları aydınlatmak çok değerli, çok önemli görünüyor bana. Evet. Çünkü biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar üçgeninde en temel ihtiyaçlardan biri yeme, içme, barınma kadar cinsellikse ve evliliklerde de çok önemli bir kavram. Bu yüzden gerçekten insanların bununla ilgili eğitimler alması öğrenmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi o kadar güzel söylediniz ki, bir tabu. Aslında çok uzağa gitmemek lazım. Televizyonda belgesel kanallarını açtığınızda tüm canlıların barınmanın da dışında iki temel ihtiyacı var. Cinsellik ve yemek. Hı hı. Tüm canlılar bunun peşinde koşuyor. Evet. İki kere iki dört. Evet. Medeniyet, insani özellikler, evet, bir şeyler katmış olabilir. Medeniyetin peşinde koşuyor olabiliriz. Bilgi bizi insanlaştırıyor olabilir. Ama bu temel güdü herkeste var. Ve fakat ne yazık ki konuşulmuyor. Konuşulmuyor. Bir tabu. Tabu olduğu için de çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Toplumsal üzüntüler yaşayabiliyoruz. İstismarların temel nedeni bu konuşmamazlık, bu kapalılık aslına bakarsanız. Ama tabii bu öyle bir denge ki, yetişme, kültür, ahlakla cinselliğin bağdaştırılmış olması. Sus, ayıp, konuşma, ayıp, hiç dile getirilir mi, ayıp. Bu kültürle yetiştiğimiz için de bu tabuları kıramıyoruz. Evet. Ben isterdim ki bugün programda gönül rahatlığıyla açık seçik her şeyi konuşabilelim. Ama biz kendi aramızda bile acaba mı, ne yapsak, nasıl yapsak, o mu, bu mu? Evet. Bir de tabii kontrol mekanizmaları var. O kadar özgürce, o kadar düşünmeden konuşulabilecek bir konu değil. Belki gelecekte, belki sizin gibi uzmanlar çoğaldıkça, belki ilerideki nesiller, biz artık biraz treni kaçırmış konumdayız çünkü. Bir saatten sonra da hani o rahat konuşma, o rahat ifade çok zor elde ediliyor. Ciddi bir mücadele gerekiyor. Belki bizden sonraki nesillere, biz çocuklarımıza, gençlerimize aktara onların biraz daha rahat bu konuları konuşabilecekleri bir dünya oluşturabiliriz diye bir hayalim var. Ne dersiniz? Olur mu?
Kesinlikle katılıyorum. Yani temel fizyolojik gereksinimlerimizden bir tanesi. Hani yemek yemek, içmek gibi. Evet. Dolayısıyla her gün ya da işte haftanın belli günlerinde sıklıkla yaptığımız bir şey. Dediğiniz gibi sonuçları çok vahim olabiliyor. Kesinlikle. Özellikle işte ne bileyim cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Konuşulmadığında değil mi? Kesinlikle. Bir de yani mutluluk için var. Bazen ızdıraba da dönüşebiliyor. Farklı sonuçları olabiliyor. Bu yüzden yıkılan evlilikler var. İnsanlar beklentilerini farklı şekillerde gideriyorlar. Halbuki bir partneri varken ve bunun hani nasıl yapıldığını bilmek, öğrenmek, bir cinsel iletişim kurmak varken, mutlu olmak varken hani çeşitli susarak, mutsuzluklara yol açabiliyor. Saklayarak, saklanarak, farklı dediğiniz gibi farklı yöntemlere başvurarak belki de çok güzel devam edecek olan bir ilişki tam en verimli çağında bitebiliyor. Çünkü bilmediği için, konuşmadığı için, belki partneriyle bile paylaşmadığı için bir hayat gidiyor. Ya da kendi farkındalığı olmadığı için. Ya da kendi farkındalığı olmadığı için. Bu işte hep eğitim. Evet, aslında şunu da söylemek istiyorum. Anne karnından itibaren çocuğun ilk 7 yaşına kadar ki annenle ilişkisi, duygusal ilişkisi, babayla ilişkisi çok önemli. İlk 3 yaşta çocuğun sevgi ve şefkate ihtiyacı var. Ve 3 yaşla 7 yaş arasında da bir ödipal dönem dediğimiz erkekse anneye, kızsa babaya aşkı var. Bu dönemi de çok iyi geçirmek önemli. Bu dönemde bir takım sorunlar yaşamışsa o çocuk, gelecekteki partneriyle olan ilişkisinde de bu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Aslında ben şunu söylemek istiyorum burada belki yeri gelmişken. Gerçekten Cedat'ın eğitimi çok güzel. Bunu devam ettirip psikolojik terapi, psikolojik olarak cinsel terapist olan kişiler var, danışman olanlar var, psikiyatri uzmanları dahi bu eğitimi gidiyorlar. Ve aslında sorunlu olanların CEDAT eğitimi almış psikiyatri uzmanlarına ve psikologlarına gitmelerini öneriyorum ben. Şimdi siz bu anlamda çok önemli bir hizmet veriyorsunuz, gönüllü bir kuruluşsunuz. Bu farkındalık doğrultusunda sizin yarın düzenleyeceğiniz panel, belki de işte bir billboard'ta karşılaşan bir kişi, bu sabah bizim programımızı izleyen ama hep kendinde sakladığı problemleri olan bir kişi, yarın panele gelip rahatlıkla istediği soruları sorup sıkıntılarını belki de dile getirecek ve çözüm oluşturacak. Dediğiniz gibi Cedat'la bir seri şeklinde bu işi de devam ettirirseniz İlay Hanımcığım, çok daha önemli bir hizmet getirmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Yani aslında tabii ki her kişinin birebir sorunu var. Birebir çalışmak gerekiyor ve bunu da danışmanlarla gerçekten. Elbette, evet. Ama panelde hani en azından, evet, bir problemi olduğunu anlasa bile, kendini anlasa bile, nereye anlasa gideceğini bile, bilse bile. Kar, kesinlikle. Benim için önemli olan o, yani doğru yere gidebilmesi. Bende de bu var. Benim hayatımda da böyle, evet, bir şey var sorusu kafasında oluşursa amacınıza ulaşmış, evet, olacaksınız. Aynı zamanda o Cedat'ta cinsel yönelimle de ilgili eğitimler ne kadar aldık. Yani evet, ki bilmiyordum. Ben hekim olmama rağmen birçok şeyi bilmiyordum. Bu da çok değerli oldu. Tabii böyle bir açılımda şimdi siz bunu söyleyince, sadece biz hani programa başladığımızdan beri cinsellikle ilgili sıkıntısı olan, konuşamayan insanlar diyoruz ya, biz aslında sorumluluğu bir nebze anne babalara da attık. Çünkü bir çocuğu dünyaya getiriyorsan tüm hayatından sorumlusun. İşte cinsel yönelimiyle ilgili ailesi tarafından reddedilen bir sürü insan var, yaşamı biten. Oysa anne baba bilinçlendirilse, o olayın detayında ne olduğu öğretilse, çocuğuyla belki de o kopukluğu yaşamayacak. Mahalle baskısıyla, toplum baskısıyla evladından vazgeçmeyecek ki bu çok acıdır her zaman. Yaşamadan insan bilemez ama evlat her zaman evlattır, evet, olgusuyla düşünen bir insan olduğum için insanlar öyle şeyler yaşıyorlar ki toplum baskısıyla çocuğundan vazgeçiyor. Diyor ki git başka bir şehirde yaşa, gözüm seni görmesin, yaşa ama nasıl yaşıyorsan yaşa diyor. Belki de bu konularda insanlara sorumluluk bilinci aşılanacak. O yüzden panel çok değerli. Çok önemsiyorum. İnşallah çok fazla katılım olur. İnşallah o katılımın sonucunda siz de Gülüz Hanımcığım, Bursa'da ne kadar çok ilgi oldu, bir panel daha düzenleyelim dersiniz. Bir panel daha olacak zaten. Anneler Günü için bir panel olacak. Çok güzel. Gülüz Hanım aslında
aslında uluslararası emzirme danışmanı. Beni çok etkilemişti o eğitimde. Bunun uğraşmış, eğitimini almış. Şimdi Anneler Günü'nde emzirme ve ötesi diye bir sunum da yapacak, panelde yapacak. Çok güzel. Evet. Şimdi biz sevgili izleyenlerle de paylaşalım. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra geçeceğiz konuya. Ha, cinsellik bir tabu olduğu için çok fazla konuşamayız, çok fazla detaya giremeyiz. Güliz Hanım'ın da uzmanlık konularından birisi anne de emzirme. Biraz o konuya da reklamlardan sonra değineceğiz. Tabii. Sonra sohbeti açacak, daha da koyulaşacak inşallah. Sevgili izleyenler, konuklarımın da izniyle, sizlerin de izninizle reklamlara gidiyoruz. Bir yere ayrılmayın, bu güzel sohbet devam edecek. Şimdi reklamlar. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çok değerli konuklarım var. Konumuz çok önemli. Herkesin dikkatlice dinlemesi gereken, herkesin sorumluluk sahibi olması gereken bir konu. Bir kere bu bilinçte olmalıyız. Diğer taraftan Zeynom lezzetine imza atıyor. Zeynocuğum, o tabaktaki nedir? Renkli sunum için hazır. Renkli. Çok güzel. Ben yemekte renkleri seviyorum, biliyorsun. Evet. İri iri kırmızı biberlerimiz, yeşil biberlerimiz, kırmızı soğanlarımız var. Neler yaptık? Etimizi önce tereyağında şöyle bir çevirdim. İyice böyle mühürlenir gibi olunca kapağını kapattım. Kendine pişti. İyice yumuşadıktan sonra, çok fazla da zaten yumuşayıp erisini istemiyoruz. Bir tandır değil yani, böyle güzel olsun. İçine sebzelerini koydum, baharat koydum. Çok fazla tuz tercih etmedim. Şimdi bunlar hazırlandı kenarda. Bir de brokoliden hamurumuzu hazırladık. Brokolilerimizi haşladım. Tuzlu suda biraz fazla haşladım bu sefer. Onları şöyle çok aşırı süzdürmeden, biraz suyu içinde kalacak gibi aldım. Çırpılmış yumurta ve un karışımına koydum. Normalde biliyorsun, krep gibi yaparken süt vesaire koyarız. Bunu da koymadık. Brokolinin o kendi kıvamıyla birlikte tuzunu koyduk. Eze eze karıştırdık. Onlardan kaşıkla tepsimize döktük. Mini pankekler gibi. Onlar fırında pişiyor. Şimdi çıkınca bunlar alt üst dizilip servis edilecekler. Harikasın. Finalde geleceğiz. Konuklarımız tadacaklar. Bekliyorum. Efendim, çok değerli konuklarımız var. Hemen konuklarımıza geri dönmek istiyorum. Sohbetimizi ilerletmek istiyorum. Vaktimiz çünkü çok çok uzun değil. O yüzden konuşacak çok şey var. Yarınki paneli bir kez daha duyuralım mı? Evet. Lütfen buyurun. Yarın 4 Mart'ta 14'te 2 saat civarında sürecek bir panelimiz var. Uğur Mumcu Kültür Merkezi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde. Daha doğrusu Uğur Mumcu Salonu'nda, Magazin Outlet'in içinde, evet. Ataevler'de olan yerde. Ve oradaki konumuz da kadın sağlığında hiç konuşulmayanlar, cinsel mutluluk, cinsellikle ilgili hiç konuşulmayan konular konuşulacak. Konuşulacak. Evet. Tek konuşmacı Güliz Hanım. Güliz Hanım var, beraber olacak. Evet, beraber olacağız. Çünkü siz zaten bu eğitimlere gittiğiniz için, o kurumun adını da söyleyelim. CEDAT. Cinsel Eğitim Tedavi Araştırmaları Derneği. Bu psikiyatri profesörlerinin kurduğu, bu konuda uzman kişilerin kurduğu bir dernek. Her sene İstanbul merkezli. Diğer şehirlerde var mı CEDAT? Yok. İstanbul'da onlar eğitimler veriyorlar ve kongre yapıyorlar. Ama o eğitimlere gelen psikiyatri uzmanları donanımlanıyor. Bütün Türkiye'nin her tarafında var. Çok güzel. Evet, Bursa'da da var. Siz de şimdi temsilcisiniz aslında CEDAT'ta aldığınız eğitimlerle, bunları aktaran kişilersiniz. Yani şimdi tabii biz CEDAT birinci modülünü aldık. Aslında daha uzun şeyleri var. Biz danışman değiliz. Aslında cinsel tabii eğitmen ki, belki. Evet. Evet, cinsel eğitmen diyebiliriz arkadaşımıza. Çünkü onun zaten konusu o. Ben sadece farkındalık sahibi olmak için bu çok eğitimi güzel. Aldım. Çok güzel. Evet, ama aktarmayı seviyorum. Öğrendiğim şeyleri aktarmayı çok seviyorum. Evet. Çok güzel, çok önemli bir paneldir. Herkesi sorumluluk duyan herkesi, çünkü bir aile sahibiyse ya da bireysel olarak da ihtiyaç duyulan bir konu olabilir. Herkesi davet ediyoruz açık. Tabii ki. Siz eğitmensiniz, aynı zamanda emzirme konusunda da uzmanlığınız var Güliz Hanımcığım. Evet, biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Bu gelişime bir de nasıl karar verdiniz? Harika bir şey, kendinizi geliştiren bir kişisiniz. Teşekkür ederim. Alan kadın doğum hemşireliği olunca. Yani şunu gördüm alanda, emzirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor aslında anneler. Tabii bu doğum şekillerinden de çok kaynaklı. Türkiye'de iki doğumdan biri maalesef sezaryen olunca
süt inmiyor, geç inebiliyor, bir takım sıkıntılar oluyor. O sırada mamaya başlanmış oluyor. Mama biberonla veriliyor. Dolayısıyla doğuştan o bebeğin getirdiği emme refleksi daha ilk hayatta, ilk buluşma adımında sekteye uğramış oluyor aslında. Rahata alışıyor çünkü. Tabii ki, çok daha farklı. Daha rahat alıyor. Dolayısıyla baktım çok fazla bir açlık var. Anneler nereden yardım alacağını bilmiyorlar. Kaldı ki yardım edecek kişi sayısı yok gibi bir şey Türkiye'de. Yani ebeler, hemşireler elbette ki ellerinden geldiği ölçüde yardımcı oluyorlar. Ama çok komplike vakalarda hani onlar da yeterli olamıyor. Çünkü ben bizzat işin içinde olduğum için biliyorum. Şimdi burada bir virgül koyayım mı Gülüz Hanımcığım? Tabii ki. Belki biraz daha bilinçli olan anne babalar belirli merkezlerden eğitim ya da destek alabiliyorlardır ama toplumun çok büyük bir bölümü de ne yazık ki daha önce bu işi tecrübe etmiş, çok şey bildiğini zanneden büyüklerin müdahalesine maruz kalıyorlar ve insanları bu da soğutuyor ve itiyor. Pek çok genç anne gelip ya annesinin, ya teyzesinin, ya kayınvalidesinin, ya halasının bazen bak öyle olmaz, şöyle emzireceksin, memeyi şöyle tutturacaksın baskısına maruz kaldığı için. Yine böyle örnekler yaşadığım için bunu veriyorum. Genç kadın soğuyor. Bebeğini bazen emzirmekten vazgeçen insanlar gördüm ben bu sebeple. Oysa bir uzman bunu anlatsa, çünkü çok özel mahremiyeti olan bir şey bu aslında. Anne ile bebek arasında bir şey. Ancak bir uzmandan yardım alınabilir. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Yine bu eğitimden öğrendiğim bir şey. Aslında annenin meme vermesi çocuğun sadece sağlıklı beslenmesiyle ilgili değil. Bir duygusal alışverişle ilgili. Orada kalbinin sesini duyuyor. Çocukla özel bir iletişim kuruyor. İnanın meme verme süresi çocuğun gelecekteki yaşantısına, cinsel hayatına kadar etkileyen bir şey. Etkiliyor değil mi? Evet. Onunla göz teması kurmak, elini tutabilmek, o zamanı ona ayırmak. Kişiliğini etkileyen çok bir şey. Güven duygusu oluşuyor her şeyden önce. Evet. Yani, lütfen bu konudaki aktarımlarınızı rica edebilir miyim uzmanımızdan? Tabii ki. Yani İlay Hanım çok güzel açıkladı. Hatta ona bir teşekkür etmek istiyorum. Öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum dedi az önce. Çok güzel şeyleri öğreniyor. Değil mi? Toplumun böyle kilit noktaları. O da çok büyük bir ayrıcalıktır. Yani her şeyi öğrenmek yerine belli konuları seçip burada olmama da vesile oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Size tabii ki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Beni annelerle buluşturdunuz. Çok fazla çünkü soru geliyor bana. Hani her birine yetişemiyorum. Böyle bir program vasıtası ile de onların sorularına da cevap vermiş olacağız. Şimdi bahsetti tabii emzirme hani biyolojik olarak bebek beslenmesinin çok ötesinde bir şey. Çocuğun güven duygusu gelişiyor. Yani hayatta bizi değil mi, hayatta kalmamızı, sağlıklı bir şekilde hayatta kalmamızı sağlayan en temel duygulardan bir tanesidir güven. Çocuk her ağladığında annenin kendini hissettirmesi, yanında olması, varlığını hissettirmesi, her ihtiyaç duyduğunda memeye vermesi, beslenmesinin yanı sıra bebeğin ve hatta annenin, çünkü ikisi bir partnerdir, bir ünite olarak kabul edilir, duygusal gelişimi açısından da çok önemli. Beyin gelişimine anne sütünün katkısını biliyoruz. İşte özellikle modern çağlarda yaşanan alerjik hastalıklar çok fazla. Anne sütüyle beslenen çocuklarda alerjik hastalıkların çok az olduğunu biliyoruz. Solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları hepsi anne sütüyle beslenen çocuklarda daha az. Bir de şu var, yani zaten emzirmek içgüdüsel bir şey. Yani eğer biz bir takım dışarıdan müdahalelerle çocuğun ilk yaşam anında onun annesiyle buluşmasına olanak sağlarsak, gereksiz müdahalelerden kaçınırsak, bu içgüdüsel her ikisinde de olan bir şey. Çok enteresan, ben bunu her yerde anlatıyorum, çok da ilgi çekiyor. UNICEF'in bir projesi var. Doğar doğmaz bebekleri anne karnına koyuyorlar. Hiçbir müdahale yok. Bebek emekleyerek annesinin göğsünü bulabiliyor. Böyle bir içgüdü, düşünebiliyor gördüm musunuz? Nasıl? Değil mi, o video var Instagram hesabımda. Şöyle ki, karetta karettalar nasıl yumurtadan ilk çıktıklarında ay ışığına bakıp denizi buluyorlar. Burada da yeni doğan bebek annenin karnına konuyor. Hiçbir müdahale yok. Annenin meme başından göstereyim isterseniz. Tabii lütfen. Buyurun. Şurada bu meme etrafında kahverengi olan kısımda küçük Montgomery cisimcikleri, adını verdiğim tepecikler var. Oradan özel bir koku salınıyor. Çok ve o koku sayesinde bebek annenin memesini bulabiliyor ve emmeye hemen başlıyor. Bu ne demek? Aslında her ikisinde de doğa bunu programlamış. Yani bebek
memeyi bulmaya programlanmış. Buna tıp literatüründe memeyi emekleme deniyor. Çok güzel, çok etkilendim. Ve hatta annenin fizyolojisini düşünün. Doğar doğmaz süt yapıyor bedeni. Tabii onu biliyorum yani. O zaten bilinen bir şey. Muhteşem bir besin olduğu vücudun. Ama neden gebelikte değil de hemen bebek doğar değil mi? O da çok güzel. Evet. Ayrıca buradaki kokular. Mesela hamilelikte areola koyulaşır. Neden koyulaşır? Bebek yolunu bulabilsin diye mesela. Çok iyi. Şöyle testler yapılmış. Yeni doğanın göremediğini düşünüyoruz ama yapılan bir araştırma sonucunu paylaşayım sizinle. Şimdi yeni doğanı koyuyorlar bir yere ve belli uzaklıkta da iki tane kağıt yerleştiriyor. Evet. Kağıt biri düz zemin beyaz, diğeri de beyazın üstüne kahverengi bir yuvarlak meme başı gibi bir şey çiziyorlar. Bebek hangisini emekleyecek diye bakıyorlar. Kahverengi. Ve bebek kahverengiye gidiyor ve bu yüzden de hamilelikte meme başı koyulaşıyor. Çok enteresan. Acaba sadece doğar doğmaz kahverengiyi seçen bir özellik mi var sistemde? Belki ileride bu da çözülebilir. Çünkü hani görmediği iddia ediliyor ya aslında araştırma sonuçları böyle söylüyor. İlk anda göremez. Sadece anneyi biraz flu bir 4 ay sonra. Siyahla beyazı işte hani seçebildiği ve bunun da kendinin yani bir yeni doğanın hayatta kalması için gerekli olan bir şeyin programlanmış olarak verildiği. Çok yine önemli. Aynı testi şu şekilde yapıyorlar. İki tane pet koyuyorlar. Bir pette annesinin meme kokusu var. Diğerinde hiçbir şey yok. Yeni doğan eşit uzaklıkta iki pede konuyor ve hangisini emekleyecek? Koku olan pede emekliyor. Çok enteresan. Sistem aslında ne kadar güzel oturtulmuş. Muhteşem, muazzam bir sistem var değil mi? Daha ama ilgincini söyleyeyim size bu konuyla ilgili. Yeni doğan hani elini ağzına götürür. Değil mi? Aranma refleksi, aha aç mı falan deriz. Bu bir refleks işte. Neden? Anne karnında bulunduğu amniyotik sıvının tadı memedeki tatla aynı bulunmuş. Yani elini kokluyor, tadı alıyor ve aynı tada yönelmeye çalışıyor. Çok ilginç. Tat alma duygusuyla. Demek ki o plasentanın içindeki sıvıyla doğduktan sonra anne memesinin etrafında o salgılanan koku salan sıvı aynı. Evet. Müthiş bir şey. Ya aslında şimdi konu bir an aklıma geldi. Çocuk anne karnında olduğu andan itibaren onu ayrı bir birey gibi düşünmesi lazım. Evet. Kesinlikle. Yani değil mi? Yani doğdu çocuk bu bir şeyden anlamaz olmamalı. O çocuk gerçekten bir ayrı bir birey ve siz aslında bir bireyin yetişmesine tanıklık ediyorsunuz. Doğru. Anne ve baba olarak. Onu bir ağaç gibi büyütmüyorsunuz. Aslında onun da kendi fikirleri olabileceği, kendi kararları olabileceğini bilerek hareket ediyorsunuz. Tam donanımlı çıkıyor zaten. Bakar mısınız hani? Zaten kendisi buluyor yolunu. Beslenmenin yolunu kendisi buluyor. Hayatta kalmakla ilgili tüm yetenekleri aslında var. Evet. Ama ve çok kolaylaştırıcı. Zor büyüyen bir şey. En zor büyüyen canlı. Diğer taraftan bir problem. O zaman Gülsün Hanımcığım çok büyük bir hata yapılıyor. Yani sezaryenli doğumlarda bebeği direkt alıyorlar, küveze götürüyorlar. Yani bu ciddi bir hata. Evet. Ama şöyle bir şey biliyorum ben. Doğum olduğu anda annenin göğsüne konabiliyor çocuk. Epidural değil hanımcığım. Ben onu epiduralle doğurduğum için ikisini de vermedim. Yine götürmeye çalıştılar. Çığlık kıyamet. Ameliyathanede daha dikişlerim atılmadığından. Çocuğumu bana verin. Bir de videoya da çekmiş doktorumuz beni o anda. Çığırtıyorum ben orada. Çocuğumu bana verin. O zaman da bu kadar açıkça aslında her bilinmiyordu. Şey konuşulmuyor ama. Bilinmiyordu. Hani ilk ben göreceğim, ilk ben sarılacağım ya o kıskançlıkla belki de çocuğumu bana verin diye çığlık atıyorum ama. Ne kadar güzel işte. İçgüdüsel olarak evet, onu dışa vurmuşsunuz. Normalde ben öyle ameliyathanede çığlık atmasam hemşireler hemen sarıp götüreceklerdi. Pek çok annede belki şimdi de bunun bilincinde. Şimdi doğuma hazırlık eğitimleri o yüzden önemli. Hani annelere özellikle ben emzirme sorununda yaşamasın diye hamilelikte özellikle bu eğitimi almaya yönlendiriyorum. Çünkü doğumhanede ya da işte sezaryanda ameliyathane ortamında yapılacak bazı uygulamalar var. Dediğiniz gibi en önemli şey de çocukla hemen birebir temas kurmak. Sezaryanlarda bazen çok mümkün olmuyor ama dediğiniz gibi epidural sezaryanlarda özel bir düzenek yapılıyor. Var. Onda evet. Şansınız var.
Yani talep ama edebilirler. Ama hemen vermiyorlar. Talep edebilirler. O düzene kurulduktan sonra hani annenin memesi açıkta kalacak ve ameliyat steril ortam ayrılacak gibi bir yeşil steril örtüyle ayrılıyor. Bebek doğunca hemen ağız içi mukozasını temizledikten sonra bebek sağlıklıysa hemen annenin göğsüne verilme şansı var. Burada yalnız şunu vurgulamak lazım. Buyurun. Bu neden? Bunu yapıyoruz. Şimdi şöyle bir pencere dönemi düşünün. Süt üretimi açısından doğar doğmaz annenin meme başına yapılacak bebeğin dil hareketleriyle işte dudak hareketleriyle yaptığı o uyarı pencere döneminde süt salgılayan prolaktin reseptörlerini memenin içerisinde arttırıyor. Bu da sütü arttırıyor aslında. Süt, evet, bu süt yapımı için işte sezaryandan sonra süt hemen iyisin ve ileriki laktasyon döneminde herhangi bir sorun yaşanmasın süt yapımıyla ilgili çok önemli bir uygulama. Çünkü devamlılığı, sürekliliği de çok önemli yani. En olmadık 6 ay boyunca mutlaka emzirilmesi lazım. Evet, ne kadar öneriyorsunuz? Yani sağlıklı bir ruh sağlığı sağlam olacak bir çocuk. Ne kadar emmeli? Evet. Şimdi şöyle ben dilerseniz otorite kurumlar ne diyor? Önce onların önerisini açıklayayım. Sonra da kendi fikrimi belirteyim. Şimdi Amerikan Pediatristler Birliği der ki 1 yıl ve üzeri en az. Dünya Sağlık Örgütü de şöyle der, ilk 6 ay sadece anne sütü, su dahil hiçbir şey verilmeyecek ve en az 2 yıl ve üzeri der. Yalnız şöyle Türkiye'de ben bunun yanlış anlaşıldığını gördüm. Şöyle ki 2 yıl lafı geçiyor ya, annelerim sen 2 yıl yeterli gibi düşünüyor. Benim önerim şu, en az 2 yıl. Yani kurum belirtmiş en az 2 yıl. Hani en az 2 yıl emzir ve üzeri açık. Ne zaman bırakmak isterse bebeğin ya da sen ne zaman sonlandırmak istersen 2 yıldan sonra herhangi bir zamanda sonlandırabilirsin. Memeli hayvanlar ne zaman bırakıyor emzirmeyi? Ne zaman? İlk azı dişi çıkana kadar emziriyorlar. İnsanoğlunda da işte 4,5-5 yaş ilk azı dişi çıkıyor. Ama ne kadar uzun süreli emzirilirse aslında o kadar iyi. Bir de şu algı var. İşte ya memeye bağımlı olursa, bağımlı kişilik geliştirirse ya da onu söylemek istedim ben. Ya da sütün değeri, kalitesi bozuluyor. Artık hani su gibi bir şey oluyor onun için. Anlamsız gibi şeyler tabii var. Böyle tam tersi. Artık su oldu o. Mesela emzirme diyorlar. Hani su içiyor. Tam tersi şöyle bir şey var. Antibakteriyel maddeler uzun süreler boyunca annenin sütünde bebeğe geçmeye devam ediyor. Hastalıklardan koruyor. Hastalıklardan koruyor ve şöyle düşünün. Eğer süt vermezseniz gıdaları vereceksiniz. O gıdalar ne kadar organik, ne kadar kimyasalsız, ne kadar faydalı bunları da düşünmek lazım. Tabii. Dolayısıyla anne sütü yine çok değerli bir şey. Her şeyden İmmünglobinlerin hala salındığı da çalışmalarda gösterilmiş durumda. Yani herhangi bir ek gıdayı verseniz o immünglobinleri çocuğa veremeyeceksiniz. Yani nasıl bir sistem değil mi? Şimdi anneye düşünün, çok üzülüyorum, bir şey söyleyeceksiniz. Şunu söyleyeyim sonra size söz vereceğim. Anne aslında o bahsettiğiniz organik olmayan gıdalarla besleniyor ama içerideki sistem öyle muhteşem bir sistem ki sen neyi yemiş olursan o bebeğe içeride onların hepsinin arıtılmış hali aktarılıyor. En büyük avantaj da bu. Evet, bir süzgeç görevi görüyoruz. Evet, ben biliyorsunuz gittiğim eğitimlerde hepsini satır satır yazdığım için gelmeden evvel de inceledim. Şimdi Doğan Şahin Hoca'nın anlatımlarında aslında 2,5 yaşından sonra emzirmeyi önermiyordu. Çünkü eğer o kadar uzun süre emzirme yapılırsa çocukta bir bağımlı kişilik olduğunu söyledi. Bilmiyorum artık onun eğitimiyle ilgili. Ama sizin dediğinize göre böyle bir olasılık. Biz şunu savunuyoruz. Şimdi kanıt değeri taşıyan bir çalışma var mı? Her şeyden önce ona bakmak lazım. Yani uzun süre emzirmiş ve bağımlı kişiliği olan bir çocuk olmuş. Buna hani kanıt değeri taşıyan bir araştırma var mı? Kanıt değerine yani kanıta dayalı tıp gözünden bakmak lazım. Laktasyon bilimi şunu savunuyor. Anne bebek ne zaman hazır olursa. Her ikisinde hazır oluşluğu, her ikisinde ortak kararı.
burada etken oluyor. Şimdi şöyle psikiyatristlerin tabii gördüğü vakalara bakacak olursak gerçekten en komplike, en ruhsal sağlığı bozuk insanları tedavi ettikleri için hani geriye dönüp baktıklarında emzirmeden yola çıkıyorlar değil mi? Dolayısıyla bir ilişki bulmaları normal ama bir de tabii ki çok uzun seneler emzirilmiş ama ruhsal sağlığı yerinde olan insanlar var. Psikiyatristler onu görmüyor. Görmüyor. Şimdi son 5 dakikamız. Ben orada düşünüyorum Faruk. Çok konu inanılmaz detaylı ve çok konuşulacak bir konu. Bu bir konu aslında Mayıs ayında gelecek. Mayıs'ta o zaman tekrar edeceğiz. Evet. O zaman. Çok ama bu çok önemli. Emzirme süresi kısa tutulan insanlarda yapılmış bir çalışma var. Sigara bağımlılığı. İşte ya da. Oral tatmin. Sigara bağımlılığı. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey var. Bebek emmek istemediği noktada ne olacak? Çünkü bebeğin bıraktığı nokta var. Hani 2 yaşına kadar emmedi. Çok basit. Kendimden de örnek verebilirim. 8 ayda ikisi de bıçak gibi bıraktı. Evet. Benimki de öyle. Şimdi bana o tür vakalar çok danışıyor. Bebeklerin ya da çocukların belli gelişim evreleri var Şeyda Hanım. O evrelerde mesela ilgileri memeden, anneden dış dünyaya kayabiliyor. Ama bu geçici bir dönem. Yaklaşık 2 haftalık, 3 haftalık bir dönemden sonra tekrar ilgileri. Öyle mi? Tekrar denemek mi gerekiyor? Tabii ki. Bakın, tabii ki. Ben işte o konuda devreye giriyorum. Mesela benden yardım alıyorlar o konularda. Biz bir takım yöntemlerle o bebeğin reddettiği 2-3 haftalık sürede geçici bir periyot olduğunu anneye özellikle vurgulamak. Bu sırada süt yapımının gerilememesi için. Çünkü 3 hafta emzirmeyen bir annede süt yapımı da duracaktır. Süt yapımının gerilememesi için bir takım yöntemler. Harikasınız ama hemen mutfağa geçmemiz gerekiyor. Geçelim. Zeyno muhteşem bir lezzet ayarladı. Mayıs'ta şimdiden söz alıyorum. Konu çok güzel. Biz mutfağa geçiyoruz. Listeyi kontrol edin. Buyurun tamam. Efendim. Efendim yayındayız. Sabahımızın en güzel anı Zeynon bu muhteşem şaheserini anlatacak. Siz de lütfen buyurun tadın Zeynocuğum. Hemen tarif edelim. Brokoli kuleleri yaptık. Böyle brokoli yeşil bir sandviç şeklinde bu. Bunun için de brokoliden bir hamur hazırladık. Brokolilerimizi haşladık. Tuzlu suda biraz fazla haşladık ki rahat ezilsin diye. Biraz suyundan da alarak iyice ezdik. İçine unumuzu ve yumurtamızı koyduk. Karıştırdık. Tuzumuzu koyduk. O bir hamur haline geldi. Kaşıkla dökerek yağlanmış bir tepside fırında 250 derecede 10 dakika kadar pişirdik. Onları kenara aldık. Bu sırada da içine etlerimizi hazırladık. Etlerimiz için de dana kuşbaşılarımız vardı. Biraz ufalttık. Onları tereyağında şöyle bir çevirdikten sonra biraz mühürlendikten sonra kapağını kapatıyoruz tavamızın. Cam kapak kullanmayı tercih ediyorum. Buharlaşma yapıyor. İyice pişiyor. Ardından da içine kırmızı soğanlarımız, yeşil biberlerimiz, kırmızı biberlerimizi doğruyoruz. İri iri doğruyoruz ve iri diri kalacak şekilde bol baharat koyuyoruz. Bugünkünde biraz karabiber tercih ettim çünkü brokoli ile çok güzel dengeliyor. Ardından onları sandviç şeklinde üst üste koyup bir kürdanla tutturuyoruz. Harikasın. Çok teşekkür güzel görünüyor. Çok güzel yedik vallahi efendim. Harika. Ben hemen yemeye devam ediyorum. Elinize sağlık. Brokoli hamuru fikri çok güzel. Evet. Özellikle gerçekten. Brokoli sağlıktır ama hani insanlar tercih etmez tatsız diye. Bence iyi bir formül bu. Böyle kelifli. Bu. Evet. Haftaya da krepini yapacağız. Öyle? Brokoli krebi yapacağız. Haftaya yine gelebilir miyiz? Bekleriz. Bekleriz artık. İlay Hanımcığım yarınki etkinliği bir kez daha duyuralım vedadan önce lütfen. Yarın saat 14'te Magazin Outlet Uğur Mumcu Salonu'nda Ata Evler'de Nilüfer Belediyesi ve Innerville Yıldırım Bayezid Kadın Kulübü'nün birlikte hazırladığı Sayın Hocamız Güliz Onat Doçent, Kadın Doğum Hemşirelik Doçenti Güliz Hanım'ın ağırlıklı olarak konuşacağı
bir panelimiz var. Bu da kadın cinsel hayatında hiç konuşulmayanlar olacak. Karşılıklı sizlerin de sorularını ve katılımlarını bekliyoruz. Harikasınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bilgilerinize sağlık. Doyamadık, yetmedi. İnşallah Mayıs'ta tekrar yapacağız. Instagram'dan takip edebilirler. Lütfen söyleyin. Orada bilgilendirici postlar yayınlıyorum. Ayrıca YouTube kanalım var. Web sitem var. emzirmedanışmanlığı.com. Oralardan ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Bana. Harikasınız. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tüm izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Hem bu sabahı hem hafta boyunca her sabah bizimle paylaştıkları için. Tüm ekip arkadaşlarıma, Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir haftayı geride bıraktık. Güzel bir sabahtı. Yine anlamlı bir sabahtı. Önümüzdeki hafta en az bu kadar anlamlı sabahlara hazır olun. Ama şimdilik sürçülisan ettiysem affola. Hoşçakalın. Hastavuk hayatın tadını sundu.